Evet arkadaşlar bugün de oyundaki en sağlam 10 PvP karakterini sıralayacağız. 10. sıradan başlayıp 1. sıraya doğru devam edeceğiz. E, dikkat etmeniz gereken bir iki bir şeyden de bahsedeceğim bu karakterler hakkında. E, daha sonrasında zaten videoyu yavaştan bitireceğiz. Şimdi arkadaşlar 10 karakter sıralıyoruz ama aslında e, oyunda PvP'de sağlam olan e, ondan fazla karakter var. Yani çok daha fazla sayılabilir aslında ama özellikle... En sağlam 10 karakterden bahsetmek istedim ki siz de hani e, yeteri kadar oyunda bilgisi olmayan arkadaşlar da e, bu noktada faydalanabilirler hani önceliklerini bilirler en azından hangi karakteri kastan falan diye e, o açıdan yararlı bir video olabileceğini düşünüyorum ki zaten bu konuda istek de gelmişti. hani bunun e, bu bu tarz bir video isteyen arkadaşlar olmuştu e, onların da işine yarar. Şimdi Arkadaşlar dediğim gibi 10. sıradan başlayıp geriye doğru gideceğiz. Elimden geldiğince de karakterleri açıklamaya çalışacağım. Arkadaşlar listemizin 10. sırasında Jean Grey karakteri var. Bu karakterin üzerinden biraz geçti aslında. Biraz eskidi ama hala PvP'de son derece etkin bir karakter olduğunu söyleyebilirim. Bu Bu arada ben arkadaşlar bu videoda CTP'lerden de bahsetmeye çalışacağım. Onu da söyleyeyim elimden geldiğince. Siz de eğer Elinizde o CTP'ler varsa takabilirsiniz. Yoksa da zaten bir alternatif de sunarım diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar Jhingre karakterini eğer PvP'de kullanacaksanız... Örneğin mesela ben burada Öfke takmışım gördüğünüz üzere. Ee, ama bu PvE kullanımı için. Ama eğer PvP'de kullanacaksanız bu karakteri e, muhtemelen en uygun CTP bu karakter için e, Fetih CTP olacak arkadaşlar. Fetih dışında ne gibi CTP'ler düşünülebilir? Ee, aç gözlük olabilir gene bu karaktere e, o, o ctp fena olmaz onun dışında e, yanılmıyorsam bu karaktere saflık da fena bir seçenek değil de şey de yok herhalde de, özelliklerinde var mı net hatırlamıyorum Yine bakalım şöyle evet savunma aşma bağışıklığı arkadaşlar bu karakterde var e, o yüzden aslında saflık ctp de gayet uygun olur bu ctp ye. şey bu karaktere pardon ama saflık CTP geliştirmeniz gerekiyor onu söyleyeyim yani dediğim gibi saflık olabilir aç gözlülük olabilir ve fetih CTP olabilir tabii ki bu CTP'leri geliştirmeniz iyi olur yani düz bir şekilde takarsanız çok verim alamayabilirsiniz karakterden. geliştirmeye çalışın bu CTP'leri bu karakteri arkadaşlar kullanmak için artefaktı şart değil. Ee, yani artefakt tabii ki olursa iyi olur. Biraz daha güçlü olur ama olmazsa da çok da bir şey kaybetmezsiniz. Ee, onu da söyleyeyim. En azından PVP açısından, PVE alanında konuşmuyorum arkadaşlar. Onu tekrar tekrar belirteyim. PVP açısından artefakt şart değil ama olursa biraz daha karakter güçlü olur. Onu da söylemiş olayım. 9. sıramıza gelecek olursak arkadaşlar, 9. sırada Hayalet Sürücü karakteri var. Ancak arkadaşlar Hayalet Sürücü karakteri için şunu söyleyeyim. Ee, artefaktını bulmanız mecburi çünkü Artefaktı size ölümsüzlük veriyor ee, kısa bir süreliğine de olsa bu olmadan PvP'de kullanmanız mümkün değil yani eğer bu karakteri kasacaksanız mutlaka Artefaktını da almak zorundasınız. Ee, arkadaşlar bu karakterin ben Jhin Grey karakterinden biraz daha iyi olduğunu düşünüyorum bu karakterin PvE değeri de var ama tabii ki o bu videonun konusu değil ondan burada bahsetmeyeceğiz. Ee, ama eğer PvP'de kullanacaksanız arkadaşlar son derece etkili bir karakter olduğunu da söyleyebilirim. Ee, bu karakteri ne gibi CTP'ler tercih edebilirsiniz? Aslında ben e, gördüğünüz üzere Yüce Öfke CTP taktım. Çünkü bu karakteri PV alanlarında kullanıyorum. Ee, yani bu tarz bir CTP ile de devam edilebilir ama tabii ki arkadaşlar PvP'de yani daha çok e, özellikle PvP alanında kullanacaksanız Öfke takmayacaksınız. Ee, onun yerine ne gibi CTP'ler tercih edilebilir? Ee, arkadaşlar bu karakteri de gene aynı şekilde fetih CTP çok uygun olur. Aç gözlük o kadar gitmeyebilir bu karaktere. Çünkü zaten hasar fena değil bu karakterin. O yüzden ben birinci sıradan e, fetih CTP ter şey, tavsiye ederim PvP'de kullanacaksınız. E, i̇kinci bir alternatif olarak da e, otorite CTP ya da re Rejansom da olabilir otoritede. Yani ben olsaydım arkadaşlar herhalde rejenerasyon tercih ederdim bu karaktere ya. Biraz daha e, YP'sinden falan yararlanmak için. Yani Fethi aslında o, o kısım biraz size kalmış arkadaşlar. Otorite de olur, e, rejenerasyon da olur. E, ama tabii ki birinci sıradan ben Fethi CTP tavsiye ediyorum. Ama e, arkadaşlar dediğim gibi bu karakter PV'de de değerli olduğu için aslında bir PVC CTP'si takıp o şekilde de kullanabilirsiniz. O biraz sizin tercihinize kalmış ki zaten ben de şahsen o şekilde kullanıyorum. Möfke CTP ile kullanıyorum. Özellikle PVP'de kullanacak olan arkadaşlar için söylüyorum. O tarz bir yola da gidebilirler. Ee, onu da söylemiş olayım. Şimdi geldik arkadaşlar listenin 8. sırasında ve listenin 8. sırasında Medal'ın Prior karakteri var. Ee, arkadaşlar bu karakteri PvP'de kullanabilmeniz için, bu arada bu karakter tamamen PvP'lik yani PvE'de kullanamazsınız bu karakteri önceki iki karakterin aksine. E, PvP'de kullanabilmeniz için mutlaka artefaktına sahip olmanız gerekiyor çünkü bu karakterin artefaktı da size ölümsüzlük veriyor. Ve arkadaşlar bu karakteri doğru düzgün kullanabilmek için de 4 yıldız aşağısında bir e, artefakt kullanamaz. Yani 3 yıldız bir artefakt kullanmayın bu karaktere minimum 4 yıldız olsun. Onu da söylemiş olayım Bu karakter arkadaşlar Görece Ghost Rider ve Jinger'e göre iyi kalsa da aslında Önceki 7 karakterden de biraz daha kötü Diyebilirim ama gene de kullanışlı bir karakter Gene de pek çok alanda kullanabiliyoruz Bu karakteri O yüzden Yani bu karakteri de kasmayı düşünebilirsiniz Tabi biraz pahalı geliyor Yani kasması zor olan bir karakter İşte bu karakter de herhalde Deluxe karakteri miydi neydi bu şuralarda olacak. Aynen Deluxe karakteri arkadaşlar. Yani kasması falan biraz zor işte kristalle açacaksınız bilmem ne falan filan. E, ama gene fena değil. Hani pek çok alanda kullanıyorsunuz PvP alanlarında. E, o yüzden de e, kasılabilecek bir karakter ama dediğim gibi artefakt yoksa hiç zahmet bile etmeyin kasmaya. 7. sıramıza gelecek olursak arkadaşlar 7. sırada Karnıç karakteri var. Bu karakterin de arkadaşlar artefaktını almanız şart. Çünkü bu karakterin de artefaktı gene bu karaktere ölümsüzlük veriyor. Bu artefakt olmadan bu karakter hiçbir işe yaramaz. O yüzden artefakt yoksa kasmayı düşünmeyin bile. Ama varsa kasılabilecek güzel karakterlerden biri. Ee, özellikle türü dövüşçü olduğundan dolayı... ...çevik türlerine karşı etkin bir karakter olduğunu söyleyebilirim. Ne gibi işte çeviklerden kim var sağlam olarak? Deadpool var ee, ya da ne bileyim Spider-Man var. <laughs> o tarz karakterlere karşı gayet... Ee iyi kalıyor hani o sebepten dolayı da pek çok yerde kullanılabilir özellikle de şeyde Diğer Dünya Savaşı ve İttifak Fethi gibi bölümlerde yani oralarda da İttifak Fethi'nde değil de en azından Diğer Dünya Savaşı'nda bazen bazı karakterler yasaklandığı için bu karaktere ihtiyacınız olabiliyor o yüzden bu karakteri de kasmayı düşünebilirsiniz açıkçası ben de kategori 4'e kasmayı bu karakteri pek çok defa düşündüm ama bir türlü malzeme yetiştiremiyorum elimde biraz malzeme bollaşırsa eğer İleride bu karakteri kategori 4 yapabilirim çünkü eee değen bir karakter arkadaşlar. Bu arada Medal'ın Prior karakterinde ben CTP'den bahsetmeyi unuttum. Ondan da bir hızlıca bahsedeyim. Arkadaşlar bana göre kullanabileceğiniz bu karaktere en ideal CTP otorite CTP eee bununla beraber bu karaktere aç gözlük CTP'de ikinci sıradan kullanılabilir diye düşünüyorum. E, bence en en, en, en ideal e, iki CTP bunlar Medal'ın için. Kanlıca dönecek olursak da arkadaşlar bu karakter için kullanabileceğiniz en ideal CTP yüce saflık CTP. Ama alternatif bir CTP arıyorsanız da ben ikinci sıradan rejenerasyon CTP'yi tavsiye ederim. Onu da söylemiş olayım. Ee, evet arkadaşlar geldik 6. sıraya. Listenin 6. sırasında da Thanos karakteri var. Ee, arkadaşlar bu karakter kostüm aldıktan sonra e, biraz... Çabuk meta'dan düştü diyebilirim. E, zaten tam anlamıyla NTP'de de sayılmaz aslında ama gene de biraz çabuk meta'dan düştü bana göre. E, ama gene de hala kullanılabilecek bir karakter. Hala güzel bir karakter. E, o yüzden yani bu karakteri de 6. sıradan değerlendirebilirsiniz bana göre. Benim yaptığım listeye göre en azından. Arkadaşlar bu karakterin artefaktı şart değil kullanmanız için. E, işte kahraman ve süper kötü ölen hasarı artırıyor. İşte bir de biraz can falan artışı sağlıyor. Ee, yani güzel bir artefaktı var. E, elinizde olursa bu karakterden daha iyi verim alabilirsiniz ama olması da şart değil. Olmadan da kullanabilirsiniz bu karakteri. O yönden güzel diyebilirim. Çünkü özellikle sağlam olan PV şey PVP karakterlerinin pek çoğu e, artefaksız iş yapamıyor. E, ama Thanos karakterinde bu sorun değil. Yani Thanos karakterini aslında artefaksız da kullanabilirsiniz. E, ee, bu karakteri de arkadaşlar CTP tavsiyesinde bulunacak olsam. Şimdi gördüğünüz üzere ben mükemmel yıkım taktım bu karaktere ama tabii ki ben bunu tavsiye etmiyorum. Benim bunu takmamın sebebi bu karakteri iki modda da kullanmak istemem. Şu şekilde açıklayayım. Bu karakterin bir önceki kostümü var ya şu. Ben bunu PvE'de şunu PvP'de kullanıyorum. Yani Loki'yi kasmak istemedim. Ayrıyeten malzeme vermek istemedim. O yüzden mükemmel yıkıp, yıkım CTP takıp iki alanda da kullanıyorum. Ama bu karakteri eğer siz PvP'de kullanacaksanız benim bu karakteri birinci tavsiyem Fethi C tipi olur. İkinci tavsiyem de arkadaşlar Regenerasyon tipi olur. Bu iki C tipi bu karaktere gayet uygun diyebilirim. O şekilde bu karakteri değerlendirebilirsiniz. Listenin 5. sırasına da gelecek olursak arkadaşlar listenin 5. sırasında Deadpool karakteri var. Son zamanlarda sağlam bir güncelleme aldı ama... Ee, gene de listenin ilk 4 sırasındaki karakterlerle baş edebilecek kadar iyi değil ee, Yani tür avantajının sağladığı bazı etkiler var Hani onu göz ardı edemem ama genel anlamda konuştuğum zaman bu karakterin yerinin 5. sıra olduğunu düşünüyorum Ve pek çok yerde de etkili olduğunu söyleyebilirim bu karakterin pvp alanlarında ee, Ve bence gayet de başarılı olmuş karakter Ancak arkadaşlar şunu Söylemem lazım. Bu karakteri de maalesef artefaksız kullanamıyorsunuz. Çünkü artefak da size ölümsüzlük veriyor. Ve eğer bu karakteri PvP'de kullanacaksanız minimum 4 yıldız elde etmeye çalışın. Bu karakterin videolarını çekip kanala atmıştım. Siz de görmüşsünüzdür. Ve 3 yıldız artefak gerçekten de yeterli değil arkadaşlar. Benim elimde 3 yıldız var ama yakın zamanda bunun daha yüksek yıldızlı bir artefaktını almaya çalışacağım. 3 yıldız artefak da sizi bir yere kadar götürür ama 4 yıldız ve üzeri... ...alırsanız biraz daha iyi olur. Yani bana kalırsa en az 4 olmalı arkadaşlar... ...onu söyleyebilirim. Ee, yani bu karakterin artefaktına da... ...maalesef ki ihtiyacınız var. CTP açısından konuşacak olursak da... ...arkadaşlar bu karakter için en ideal... ...CTP'nin Yüce aç Gözlük CTP olduğunu... ...söyleyebilirim. Çünkü hasar... ...konusunda problem çekebilen bir karakter. Özellikle Sentry gibi karakterlerde... E, ...biraz... ...sıkıntı çekiyor... ...öldürme kısmında. O yüzden... E, ...biraz hasara ihtiyacınız var... E, o açıdan da en iyi CTP Yüce Aç Gözlük CTP PVP'de. E, Yüce Aç Gözlük CTP'den sonra da bir de şeyde tercih edebilirsiniz. İkinci sıradan da Fethi CTP olabilir. Bu iki CTP bu karaktere gayet uygun. Onu söyleyebilirim yani. Dördüncü sıramıza gelecek olsak arkadaşlar dördüncü sıramızda da Adam Warlock karakteri var. Aslında e, Deadpool karakterinin Adam Warlock'a karşı e, tür avantajı var arkadaşlar. Yani e, mesela Deadpool, Adam Warlock çok rahat bir şekilde alabiliyor ama genel anlamda PvP alanlarında baktığımız zaman Adam Warlock biraz daha iyi kalıyor. Çünkü Deadpool'un zorluk çektiği bazı karakterleri de Adam Warlock çok kolay bir şekilde alıyor. Örneğin Wolverine. E, mesela Wolverine'de tür avantajı e, olarak hani şeye karşı bir Deadpool'a karşı bir tür avantajı var. Mesela Deadpool'da Wolverine'de sıkıntı çekiyor ama Adam Warlock'ta... Wolverine karşı biraz e, iyi geliyor. Wolverine çok sağlam bir karakter o ayrı bir mevzu ama e, özellikle Adam Warlock'ta biraz problem çekiyor Wolverine. E, yani Adam Warlock aslında tam bir şey düşmanı yani e, tam Wolverine için e, ideal bir karakter diyebilirim. Hani özellikle Wolverine'de problem çekiyorsanız. E, hani onun dışında da arkadaşlar belli noktalarda pek çok karakteri alabiliyor. ve Ben bu karakterin oldukça değerli olduğunu düşünüyorum. Ve arkadaşlar bu karakteri gene kullanacaksanız artefaktına ihtiyacınız var maalesef. E, çünkü bu artefaktından aldığı can yenilemeye bu karakterin ihtiyacı var. Yani şey kadar değil bu listede bahsettiğim diğer karakterler kadar e, çaresizce ihtiyacı yok ama e, gene de bu artefaktı da bana kalırsa almanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi ölmemek için bu can yenilemeye biraz ihtiyacınız var. Biraz daha karakteri sağlam yapıyor diyebilirim e, yani artefaktında alsanız iyi olur. Peki CTP olarak ne tavsiye edebilirim? Ondan biraz bahsedelim. Arkadaşlar aslında bu karaktere uygun 3 CTP var. 3 ayrı CTP var. bunlardan biri açgözlük gözlük, diğeri fetih, diğeri de enerji CTP. Enerji CTP ne alaka diyeceksiniz. hani bu şey enerji CTP işte PV CTP'si değil mi? Aslında bir bakıma öyle. Bu arada şuradan da gösterebilirdim. Ee, bir bakımı öyle ama arkadaşlar enerji CTP'nin vermediği PvP özelliklerinin pek çoğu zaten Adam Warlock'ta var. Bunun için ben ayrı bir video çekmiştim. O yüzden uzun uzun üzerinde durmayacağım, anlatmayacağım. Adam Warlock videolarına falan bakabilirsiniz. Orada detaylıca açıklamıştım. Ee, ama enerji CTP'de her ne kadar PvE CTP'si olsa da ee, Adam Warlock'ın PvP CTP'lerinde verilen e, özelliklere de böyle çaresizce ihtiyacı yok. Pek çoğunu zaten kendisi sağlıyor. O sebepten aslında enerji CTP bir de hasarının da arttırdığı için gayet iyi olabiliyor bu karakter. Ama arkadaşlar bana soracak olursanız ben bu karakteri birinci sıradan e, Yüce Aç Gözlük, ikinci sıradan Fethi, üçüncü sıradan enerji CTP tavsiye ediyorum. Yani enerji CTP takmasanız da olur. Yani ha, hani şey diyebilirsiniz belki işte elimde diğer iki CTP çok e, sıkıntıda. Hani onu şeyden taksam olmaz mı? Enerji tipinden taksam olmaz mı falan diye soracak olursanız da o da gayet iyi, gayet uygun oluyor diyebilirim arkadaşlar. O yüzden tercih edilebilir. Arkadaşlar listemizin 3. sırasında Silver Surfer karakteri var. Bu karakterin artefaktına ihtiyacınız yok PvP'de kullanmak için ama olursa tabii ki daha iyi olur. Yani artefakt olmadan da iş yapıyor onu söyleyebilirim. O yönden iyi bir karakter. Iııı... Bunun dışında arkadaşlar e, karakterin biz bu karakterin özellikle yansıtmasından yararlanıyoruz PvP alanında. O yüzden bu karakteri olabildiğince hayatta tutmamız gerekiyor ve bu sebepten dolayı aslında e, bu karakterin biraz savunmasına odaklanmamız lazım. Tabi saldırı yönünden de biraz geliştirmek gerekiyor. Ben işte bu hani bu noktada en ideal CTP, Feti CTP olduğu için hem savunmam hem saldırı artışı konusunda e, bu CTP taktım ama. Bu karaktere arkadaşlar otorite de çok güzel oluyor. Yani iki CTP'den birini takabilirsiniz. Ee, yani ben Feth'i tercih ettim. Sizin biraz keyfinize kalmış bir durum. İsterseniz otorite de takabilirsiniz. Otorite de gayet güzel oluyor. Onu söyleyeyim. Yani bu karakteri hayata tutmamız gerekiyor arkadaşlar. Ee, ona göre yol alın karakteri kasarken ya da işte geliştirirken. O biraz sizin bileceğiniz şey. Arkadaşlar listemizin ikinci sırasında da Wolverine karakteri var. Ee, şimdi Wolverine karakterinde şöyle bir durum var. İki ayrı kostüm var arkadaşlar. Bir bu kostümü, bir de son kostümü. Yani bu iki kostüm de son derece etkili. Ee, bu son kostüm PVE'de de çok sağlam. Hani şey diyebilirsiniz ya ben bu karakteri iki modda da kullanacağım. O yüzden e, işte o zaman benim hangi kostüm almam lazım? Yani şu şu kostüm tabii arkadaşlar biraz daha iyi oluyor iki alanda da kullanılabildiği için. Ama yok ben komple PvP'den ilerleyeceğim diyorsanız da şu kostümde aslında gayet iyi. yani elinizde bu kostüm varsa ve PvP'den devam edeceksiniz şu kostüm'e gerek yok. Ama ee, tersini söylerseniz de ya da elinizde bu kostüm yoksa da direkt buna da yönelebilirsiniz o biraz sizin keyfinize kalmış bir durum. Arkadaşlar ben birkaç bunun videosunu yapmıştım bu arada o ayrı mevzu ama ondan sonraki yaptığım birkaç test de ee, şu kostümün PvP'de bir tık daha çok az bir farkla biraz daha iyi olduğunu gördükten sonra bu kostümü kullanmaya devam ettim. Ee, ama hani e, çok büyük bir fark olmadığı için aralarında şu kostüm de kullanılabilir. Ee, dediğim gibi o biraz tercihe kalmış bir durum. Onu artık siz ayarlayacaksınız. Bununla beraber bu karakterin artefaktı kesinlikle gerekli arkadaşlar. Ee, hatta listedeki diğer karakterlerin hepsinden daha gerekli çünkü bu artefakla beraber canavar oluyor arkadaşlar. Bayağı sağlam oluyor ve yani listeden hemen hemen alamadığı hiçbir karakter yok. bana kalırsa listeden bu karakteri en büyük zorluk çıkaran karakter Adam Warlock karakteri. Diğer karakterlerde hiç zorluk çekmiyor ama Adam Warlock da zorluk çekiyor arkadaşlar onu söyleyebilirim. Hani Adam Warlock'a karşı kullanmamaya dikkat edin bu karakteri. E, artefaktı da arkadaşlar yine bu karakterin ölümsüzlük veriyor. O sebepten dolayı zaten artefaktın ihtiyacımız var artı beraber bayağı sağlam olduğunu söyleyebilirim. Özel ekipman kısmında da arkadaşlar bu karaktere kesinlikle en ideal CTP, şey aç gözlük CTP. Aç gözlük CTP dışında da gene bu karaktere fetih CTP takılabilir. Gayet uygun bir CTP arkadaşlar bu karakter için. Onu söyleyebilirim. yani o yoldan ilerleyebilirsiniz. Ve arkadaşlar listenin birinci sırasına geldiğimiz zaman da pek çoğunuzun tahmin ettiği karakter olan Sentry karakteri var. Bu karakter şu anda oyundaki en sağlam PvP karakteri arkadaşlar. Ee, bu karakterin güzel yanı şu ki bu karakteri kullanmak için artefaktı şart değil. Tamam artefaktı güzel hani e, fena etkiler vermiyor. İşte biraz can artışı biraz da işte süper kötü verilen hasarda artış sağlıyor. Ee, ama illa bu artefaktın olması gerekmiyor Wolverine'de olduğu gibi ya da diğer birkaç karakterde olduğu gibi. Bu olmadan da işinizi görebilirsiniz. Tabii olursa biraz daha iyi olur. O ayrı bir mevzu. Ee, arkadaşlar bu karakter doğal kategori 3 bir karakter. O yüzden bu listedeki kasması en zor olan karakter. Ee, ama kastığınızı değiyor. O yüzden hani e, kasayım mı, kasmayayım mı falan diye soracak olursanız kesinlikle kasın. Belki yeni oyuncular biraz bu karakteri bekletebilirler. Çünkü bütün malzemelerini bu karaktere verdikleri zaman e, diğer karakterler bu sefer zor kasacaklar. Biraz yavaş gelişecekler. Ama onun dışında diğer oyuncular işte orta seviye hesabı olan ya da ileri seviye olan hesabı olan bütün arkadaşların kasması gereken bir karakter olduğunu söyleyebilirim. CTP açısından konuşacak olursam da arkadaşlar bu karakter için en ideal CTP su götürmez bir şekilde fetih CTP kesinlikle fetih takmanız lazım ama eğer çok sıkıntı çekiyorsanız fetih tipi konusunda hiç elinize gelmiyorsa bilmem ne falan o tarz şeyleriniz varsa durumlarınız varsa da arkadaşlar ikinci sıradan da bu karaktere aç gözlük CTP de tercih edebilirsiniz ama aç gözlük CTP'nin tabii ki gelişmiş olması lazım. gelişmiş CTP olmazsa pek bir işe yaramayacak onu da söylemiş olayım. Yani arkadaşlar listemiz aşağı yukarı bu şekildeydi ama sizin fikirlerinizi duymayı isterim. Siz ne düşündüğünüzü yorumlarda belirtin. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.